Bir Kadın'dan herkese iyi akşamlar. Bir Kadın'da bugün yazar Esmahan Aykol'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Biz iyiyiz. Teşekkürler. 1970 yılında Edirne'de doğuyorsunuz. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak. Babanız Makedon, büyükanneniz de Bulgar. Baba tarafı ne zaman göçüyor? Balkan Savaşı'nda babamın babası, babam yani Türkiye'de doğan ilk kuşak. Babamın babası gelmiş. Orada Manastır Askeri Lisesi'nde öğrenciyken Balkan Savaşı'na katılıyor. Sonra da Türkiye'ye geliyor. Mersin'e gemiyle geliyor. Oradan İzmir'e geçiyor. İzmir'e yerleşiyorlar yani. Çok hikaye dinlediniz mi küçükken? Hiç böyle anlatmadılar. Hayır, çok acıklı olmuş çünkü. Yani Balkan Savaşı'da tabii çok fazla insanın öldüğü bir savaş zaten. Çok trajik hatıralarda. Hep Bulgaristan'da da keza Balkan Savaşı çok, anneannemi de çok kötü etkilemişti. Onlar Bektaşi, tekke ve zaviyeler kapanmış. Baba, yani büyük baba Bektaşi babası. Tekke ve zaviyeleri kapatma kanunu çıktığı için Türkiye'ye gelemiyor. O Bulgaristan'da kalıyor. Diğerleri geliyorlar. Bulgaristan'da da sosyalizm tabii. Orada da belli baskılar var. Dayı hapse giriyor. Yani bayağı böyle acıklı olduğu için çok sonradan, ben çok son birkaç senede bunları öğrendim. Hiç bilmiyordum, hiç anlatılmadı. Bektaşi olduklarını bile bilmiyordum mesela. Öyle Sünni gibiydi yani, hep öyle. Yani çok dinci bir aile değildi zaten, dine fazla şeyimiz yoktu. Ama Bektaşi olduğumuzun farkında değildi anneannem bile. Çok garip. Unutturulan hikayeler. Evet. Genelde Türkiye'de böyle hikayeleri duyuyoruz. Genellikle çocuklardan isteniyor bazı şeyler. Edirne'de doğdunuz, daha sonra İstanbul'a gittiniz. Sonra lise için İzmir'e gittiniz. Babanızın memuriyeti sebebiyle evet, bayağı galiba gezdik. Önce Edirne'den İstanbul'a geldik. Sonra Denizli'ye tayini çıktı babamın. Sonra 12 Eylül oldu ve işsiz kaldı babam. Yani meslekten atıldı. Öğretmen, yani Milli Eğitim Müdürü'ydü. Sonra ben de yatılı okula gittim işte o 12 Eylül kaosunda. Tam o sene 1980'de. Babam işsiz, annemin maaşıyla yaşanıyor falan. Çok çok şeydi yani. O yıllar gerçekten çok karanlık hatırlıyorum hep. Yani sanki bütün sokak resimleri bile kafamdaki, o kadar karanlık ki, çok umutsuz bir dönemdi. Bir 10 yaşında bir çocuk için bile yani o kadar umutsuzdu. Bir kuşağı böyle etkilemiş bir dönem galiba o dönemler. Yani sizin özellikle belli bir kuşağın. Yani yine de sizin kuşağınıza göre kendimizi çok şanslı saymaya başladım aslında. Çok oldu. Evet. Evet, olabilir. Belki o dönem biraz daha hayatta kalmak, umut vesaire daha şey. Şimdi yani biz de belki bilmiyorum. Yani fena bir döneme denk gelmedik ama sizin döneminiz açısından ileriye görmek, ileriye bakmak daha kolaydı belki. Sosyoekonomik açıdan da, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum açısından da bizim açımızdan çok büyük bir belirsizlik hali var. Bizim kuşak açısından kaygı var. Yarın bir de tabii KHK'lılar falan çok çok insan. Yani onlar da şimdi sizin kuşağınız diye. Çoğu genç çünkü o insanların da. Bir de her şeyi ellerinden alınıyor. Yani pasaporta el koyuyor, başka bir yerde çalışamıyor. Yani ölüme terk ediyor neredeyse. Evet. Yani çok adaletsiz. Bir dönemin gerçekten şey oldu bu dönem. Bonova Lisesi İzmir dediniz. Lise yıllarınızı nasıl hatırlıyorsunuz? Lisede yatılıydım işte. Yatılı okumak çok nasıl bir keyif? Hep yatılı okuyanlar böyle çok şey anlatırlar. Daha arkadaşlıkların sıkı sıkı olduğu, daha böyle ne bileyim, böyle liseli ve lise arkadaşlıkları, bitmeyen dostluklar. Yatılı olmanın öyle bir etkisi var galiba. Var mı sizde de? Valla bilmiyorum. Ben tabii tek çocuktum ve kendi odam vardı işte. Kütüphanem vardı falan. Birden yatılı okula gidince bir çok büyük yatakhanelerimiz vardı. Çok kalabalıktı bizim okul. 3500 kişi falan öğrenci vardı zaten. Yatakhanede 100-150 kişi kalıyorduk. Yani 6. sınıfa yaklaşırken, mezuniyete yaklaşırken yatakhaneler küçüldü ama başta çok büyüktü. Ve çok şeydi yani, çok hiç özel alanı yoktu insanın. Ben gidip tuvalete kendimi kilitleyip Alaturka tuvalette, öyle orada yarım saat falan geçirdiğimi hatırlıyorum tuvalette. Bir uyum, sıcak, pardon.
uyum süreci oldu mu yani? Tek yaşıyor musunuz? Tek yaşıyor musunuz derken kendinize ait bir odanız varmış. Yani tek çocuklukta öyle bir yüz kızın içine girdim birden. Ya yani benim için bayağı şeydi yani, travmatik oldu aslında. Sonra da Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi. Hukuk okumak istiyor muydunuz? 80, tabii birinci tercihimdi. Yani hukuk fakültesini kazanamayacağım diye bayağı böyle şey karalar bağlamıştım. Yani kazanamazsam ne yapacağım diye. Çok istiyordum. İstanbul hukuk istiyordum özellikle. Ankara hukuk falan değil. Çünkü Deniz Gezmiş'in biyografisini okumuştum. O dönem Erdal Öz'ün kitapları. Tam ben lise 3'teydim. Erdal Öz'ün kitapları yayınlanmaya başladı. Onları okudum ve Deniz Gezmiş hayranı oldum. Onun okulunda ve okumak. Mutlaka yani İstanbul hukuk istiyordum zaten ama İstanbul hukuk öyle bir şey idefix haline gelmişti bende. Bizim dönemde de yani o hiç bitmeyen bir evet. Şey galiba hala gerçekten Deniz ekol. Gezmiş amfi bir ekol değil yani. Değil mi İstanbul amfi hukuk bir hala, deyince sanki gerçekten. Onun şeyi yani gölgesi oralarda geziniyormuş hala gibi. Hala var öyle gelen. Onun havası evet. Hala evet. Yani çoğumuz da İstanbul Üniversitesi'ni bu nedenlerden tercih. Biz de bu arada Merve ile İstanbul Üniversitesi mezunuyuz. Hemen arka arkaya tabii değil mi? Basın yayınla şey. Yani İletişim fakültesi oldu bizim zamanımızda. Evet. Gökçe benden üst dönem yani okulda birbirimizi tanımıyorduk ama yani aynı çevredeniz ama tanışmıyormuşuz. Evet. Ama işte hikayeler falan ortak daha sonra oturup konuştuğumuzda. Evet. Ortak tanıdıklarımız çok fazlaymış. Aynen. Sonra burada tanıştık. Evet. Ama sanki çok uzun yıllar tanışıyormuş gibi bir... Arkadaşımız oldu. Sizi konuşacakken bizi konuşmaya geçtik. Anneniz, babanız avukat. Öyle evet, değil mi? Annem hukuk okudu. Sonradan bitirdi. Yapmadı hiç gerçi. Babam ama yani işte o görevden alındı. Milliyetin müdürüyken aslında hukuk okumuştu babam. Yani hem köy enstitüsü öğretmen okulu mezunuydu babam. Sonra öyle öğretmenler vardı o dönem çok böyle hırslı. Öğretmenken hukuk fakültesi bitiriyorlardı. Yani böyle bir avukatlar arasında öyle bir grup vardı. Babam da işte onlardan biriydi. Sonra görevden alınca 12 Eylül'de avukatlık yapmaya başladı zaten. Ailenin de bir etkisi var mıydı acaba hukuk okumanızda? Vardır mutlaka. Yani evde tabii hep konuşuluyordu duruşma. Babamın bürosuna gidiyorum, hukuk kitaplarını görüyorum. Biraz fotoğraflara bakalım mı? Bakalım. Geldi. Bu Sokak Dergisi'nde Füsun Özden çok yakın arkadaşımdı. Şimdi Bodrum'a yerleşti. O da gazeteciydi. Ya daha doğrusu o yıllarda yerleşti. 90'larda yerleşti Füsun. İşte ben 19 yaşındayım. Gazeteciliğe ilk başladım. Yani Sokak Dergisi'nde başladım. 89 Mart. İşte evet 19 yaşına yeni basmıştı. Buradaki yazı... O Aşk Anarşist'tir yazıyordu. O sokağın içi orası. Öyle bir parti yapmışız orada. Duvarda Aşk Anarşist'tir yazısı vardı. Bu da bir eylemden o yıllarda yine 89-90. Ceza kanununda bir madde vardı. 438. madde TCK'nın. O kanun, o yasayla fahişeye tecavüz edilirse ceza indirimi yapılıyordu. Biz de o yasanın değişmesi için mücadele vermiştik o dönem ve sonra değişti de hakikaten. Gerçi şimdi bütün ceza kanunu değişti de. Handan Koç 89. Anlatmıştı. Öyle mi? Aynı hikayeyi. Çok o dönem kitlesel yani 12 Eylül'den sonra ilk kitlesel kadın eylemleriydi bunlar. Bu mesela fahişeye ceza indirimi. Genel eve falan gidildi yani o genel eve girdi kadınlar. Nokta Dergisi'nin bir manşeti hatta. O döneme ait bir dosya haberi var. Handan Koç da 2-3 hafta önce konumuz olduğunda o süreci, o hukuki süreci anlattı. Hatta sizin aynen dediğiniz gibi genel evlere gittiklerini insanlarla röportaj yaptı. O dönemde en kitlesel o olmuştu. Yani çok hepimiz katılmışızdır işte o dönemin kadınları. Tam gazetecilik kısmı evet. Demişken oraya da geçiş yapalım. Az önce de geçti fotoğrafları. Sokakla bir dönem böyle gazetecilikte yaptınız. Sokakta başladım. 10 sene yaptım. En son Radikal 2'deydim. Yani Almanya'ya gittiğimde Almanya'dan da yazdım hatta. Bin yıl vardı o dönem. Bin yıla oradan haftalık yazı yazıyordum. 10 yıldan fazla yaptım gazetecilik. 89'da başladım. Buraya gelince biraz bağımsızlaşmak istedim artık aileden. Yani hep gazetecilik de hayalimdi zaten. Ve Sokak Dergisi gibi bir yer olunca ve o dönem...
Fakültede tanıştığım bir arkadaşım, sonradan erkek arkadaşım oldu. Okul arkadaşım yani, dedi ki böyle bir dergi çıkıyor. O da işte daha önce şeyde başlamış, Yeni Gündem'de başlamış gazeteciliğe. O da böyle stajyerdi. İkimiz gittik, işte beni tanıştırdı falan. Tamam gel işte sana 100 lira vereceğiz dediler ayda. Öyle başladım sokakta gazeteciliğe. Çok güzeldi tabii. Ama sokak dergisinin ömrü biraz kısa galiba. Bir yıl bile sürmedi. 7 ay falan sürdü işte. Mart'ta biz, Nisan'da çalışmaya başladık 89. 90 başı da kapandı. Patronsuz dergi diye çıkıyordu. Patron olmayınca para da olmadı. Sonunda yani battı. Ama sonrasında devam ediyorsunuz gazeteciliğe. Sokaktan sonra Güneş Gazetesi'ne gittim. Asil Nadir'in de o dönem. Güneş'ten Nokta'ya gittim. Ha, Turkish Times diye bir şey çıkıyordu. Sabahın orada çalıştım. Çok yerde çalıştım. Çok fazla. Nokta'da çalıştım. Sonra nereye gittim? Ha, Star Televizyonu'na gittim. Cem Uzanlar'ın da. Sonra Türkiye'nin ilk özel radyosu Kent FM diye bir şeyde bir kadın programı yaptım orada. Ben de iki kız yaptık. Aa, içeriği nasıldı? Şey, yabancı müzik çalıyorduk. Böyle her şey vardı yani. Hem kadınları ilgilendiren siyaset ama en daha çok kadındı. Güzel. En son Radikal'deydim. Ondan önce neredeydim? Nokta hiç oldu mu? Nokta'da da çalıştım. Evet. Orada da bir yıla yakın çalıştım. O 92-93'te çalıştım Nokta'da. Bu arada bizim sevgili haber editörlerimizden Işın Eliç'in ne de liseden arkadaşsınız. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Gazetecilik zamanı Işın'la hiç kesişti mi hayatınız? Yani devam ediyor muydu arkadaşınız? Işın'la hiç aynı, tabii hep arkadaştık ama hiç aynı yerde çalışmadık Işın'la. Denk gelmediniz demek. Anladım. O Londra'ya gitmişti zaten galiba. Bir dönem. O dönem, evet. Siz mezun olduktan sonra ama avukatlığı çok uzun bir süre yapmıyorsunuz. Ben 8 senede bitirdim fakülteyi zaten yani çünkü 5 sene hiç okula kapısından bile girmedim. Sonra bitireyim dedim çünkü baktım gazetecilik pek de şey bana cazip gelmemeye başladı. Çok fazla sansür vardı yani şimdi hep sanki bu dönem başlamış her şey oldu artık öyle algılanıyor ama o dönemde bir Kürt haberi sokamazsın. Yani Kürtlerle ilgili magazinel bir şey bile sokamazsın. İşte diyelim turistik Mardin'de Kasra Kanco. Turistik bir şey yani. O çok güzel bir şato. Ahmet Türk'ün ama. Onu öyle bir haber yapsan sokamazsın hiçbir yere. Bana biraz fazla gelmeye başladı. Daha özgür bir şey yapmak istiyordum. Dedim avukatlıkta daha mutlu olabilirim. En azından kendi ofisim olacak. İşte bir sürü insanla birlikte çalışmak zorunda değilim. Öyle düşündüm ve fakülteyi bitireyim dedim. Aslında yani gazetecilik yaparken biraz bırakmış gibi hissediyordum kendimi. Sanki bitirmeyeceğim fakülteyi gibiydi. Sonra ama işte döndüm ve bitirdim. Çok kısa yapıyorsunuz avukatlığı ama galiba değil mi? 2 ay yaptım işte mezun olduktan sonra baktım o işte bana göre değil. Böyle araya araya yolunu bulanlardan mısınız? Yani çok da aramadım aslında. Hep yazar olmak vardı benim kafamda. Ama yani hep oraya nasıl gideceğim? Yani çünkü... yazarlık tabii ki yani herkes yazı yazabilir ama bir kitabı yayınlatmak çok zor bir şey. Yani bir kitabı, ilk kitabı yayınlatmak gerçekten çok zor bir şey. Kitapçı Dükkanı ilk kitabınız. İlk kitap, evet. Nasıl karar verdiniz yazar olmaya? Hep aklınızda vardı ama yani o böyle bunu yazayım, oturdum yazayım dediğiniz an. Doktora tezini yazarken yazdım. Berlin'de yüksek lisans yapıyorsunuz değil mi? Berlin'de işte evet gittim ben Almanca bilmiyordum. Bizim okulda Almanca bölümü de vardı ama ben ikinci dilim de Almanca. Çok az biliyordum Almanca. Ve bu hukukta kariyer yapayım. Yani baktım avukatlık olmuyor. Akademik bir şey yapayım dedim. O zaman Almanya'ya gidip işte Almanca. Çünkü hukukta bizim medeni kanun İsviçre'den alındığı için Almanca bilmek şart akademik bir şey yapabilmek için medeni hukuk alanında. Almanya'ya gittim, Almanca öğrendim, master tezini yazdım, doktoraya başladım. Ve sonra bu roman konusu aklıma geldi. Çünkü üniversitede, Doğu Berlin'deki bir üniversite, Humboldt Üniversitesi. Ve duvar yeni yıkılmış, 99 ben Almanya'ya gittiğim sene. Daha doğuda pek fazla Türk yok, Türkleri tanımıyorlar. Doğu Berlin'in üniversitesi. Hocaların bir kısmı Doğu Alman.
hiç Türk görmemişler hayatlarında. Çünkü bütün Türkler batıdaydı. Yani orada 4 milyona yakın Türk var Almanya'da tabii ama. Bir hukuk fakültesinde ben neredeyse tek Türk'üm. Sürekli çok garip bir şeyle karşılaşıyorum. İşte Türkiye de benzetmiyorlar beni. Çünkü hayatlarında gördükleri Türk bir manav Türk. Almanya'da çok fazla manavlık yapan Türk var. İşte bir de belki evlerine gelen temizlikçi. Bir de ben. Sürekli, aa siz Türk müsünüz? Türkiye'de başınızı kapamak zorunda mıydınız? Çok böyle rencide edici. Mozart'ı tanıyor musunuz? Artık yani bir noktada, yani burada tabii bir şeye aitiz. Bir çevreden, bir yani üniversiteden gitmişim oraya. Nasıl Mozart'ı tanımam? Bana çok kırıcı gelmeye başladı bir noktadan sonra. Ve biraz da soğudum aslında. O arada işte bu Kati Hirschel diye bir Alman kadın. Hep kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Nasıl olurdu acaba ben Almanya'da bir Türk yerine Türkiye'de bir Alman olsaydım? Buna benzer ön yargılarla karşılaşacak mıydım? İşte bana Helga mı diyeceklerdi? Böyle şeyler düşünüyordum biraz kendimi rahatlatmak için. Sonra bu fikir çıktı aklıma, geldi aklıma. Yani Türkiye'de bir Alman kadın, o da işte yabancı olmakla, ön yargılarla mücadele ediyor. O da belki dilde zorlanıyor. Gerçi Kati'nin Türkçesi çok iyi. Ona bir şey böyle yavaş yavaş Kati Hirschel oluşmaya başladı o doktora tezini yazarken. Ve ona paralel yazmaya başladım. Bu arada kitabın kapağını da gösterelim mi? Evet, ilk kitap bu. Esna ama bu yeni Aykal'ın baskısı. İlk çıkan kapağı değil bu, keşke aslında da vardı. Bu kitap ilk kitabı. Doktora tezini yazarken i̇şte şekillenmeye başlıyor. Evet, ilk kitap 2001'de çıktı. Sizin aslında bir de bar açma deneyiminiz olmuş. Evet, o da işte bütün önce bu şeyin içinde. Yani fakülteyi bitirdim. Ne yapacağım? Avukatlığı beğenmedim. Gazeteciliği de beğenmedim. O arada bar açtım işte. Tam o sırada. Almanya'ya gitmeden önce o. Nerede açtınız? Şeyde, Bekar Sokak'ta, Beyoğlu'nda. Hala. Ne kadar zaman işlettiniz peki? 6-7 ay o da yani. O da çok kısaymış, uzun sürmedi. Evet. Oradan da işte Almanya'ya gittim. Peki şunu da merak ediyoruz biz. Polisiye roman alanı genelde böyle erkeklerin falan. Genelde polisiye deyince akla erkek yazarlar geliyor aslında. Polisiye roman yazmak nasıl aklınıza geldi? Yani bir kadın olarak aslında polisiye deyince diye Agatha Christie, Patricia Highsmith. Evet, aklımıza o geldi. Biraz sonra Türkiye'yi özelleştirsek. Türkiye'de evet. Ahmet Ümit çok erkek bir figür olduğu için belki. Aslında dünyada daha çok kadınlar var tabii yani. Biz de hazırlanırken katiller erkek oluyor genelde ama. Türkiye'de hiç zorluk yaşadınız mı bu anlamda? İlk şey, işte bu kitapçı dükkanı yayınlandığında bunun içinde bir şey var, biraz erotik bir sahne var. Zaman Gazetesi'nden bir muhabir geldi o dönem, röportajı şey dedi, nasıl böyle bir sahne yazarsınız evli bir kadın olarak dedi. Bence en garip karşılaştığım soru buydu, evet. Kitaplarınız 14 dile çevriliyor bir de bir yandan da. Arapça var. Hatta onu da göstermek gösterelim istiyorum. Çünkü evet, ben de onu yani kitabı ama galiba ters tutuyorsunuz. Tam emin değilim. Evet, gerçi. Evet, ters. Evet, yanlış. Şimdi evet. Şöyle gösterelim. Birçok dile çevrilmiş bayağı. Evet, Arapça, Bulgarca. Bu farklı alfabeler çok güzel oluyor tabii insanın. Yani çok ilginç bir şey. Kendi kitabını başka bir alfabeyle yazılmış ve hiçbir şey anlamıyorsun. Kiril alfabesi de öyle. Dünyada daha, yani Türkiye'de olduğunuzdan dünyada daha çok biliniyorsunuz galiba, özellikle Avrupa'da. Evet, İtalya'da bestseller oluyor kitaplar. Almanya'da iyi satıyor, İsviçre'de. Almanya'daki yayın evim İsviçreli. Oralarda, yani bütün Almanca konuşulan ülkelerde çıkarıyorlar. Böyle bir klişe vardır ya. Satıyor. Buna katılıyor musunuz? Yani bazen Türkiye'de yeterli ilgiyi görememek ve aslında bizim fark etmediğimizi başkalarının fark etmiş olması klişesi vardır ya hep. Türkiye tabii çok goy goy ülkesi. Yani çok fazla goy goy var burada. Yani ben biraz Türkleri eleştiriyorum kitaplarda. Yani bir Alman kadın Türklere de bir yabancı gözüyle bakıyor. Yani kitabın mantığı o zaten benim kitaplarımın.
Dolayısıyla eleştiriyor. Almanları da eleştiriyor. Türkleri de eleştiriyor. Yani öyle bir şeyi yok, bir sınırı yok. Türklere bu eleştiriler biraz fazla geliyor. Mesela ikinci kitapta Kelepire. Bu işte İstanbul'da bir şey, rüşvet üzerine bir kitap o. Galata, zaten bütün kitaplar Galata'da geçiyor. Belediye ve rüşvet ilişkisi. O kitapta mesela Everest'ten çıkıyordu o dönem. Şey, editör Osman Akınay'dı. Dedi ki, burada Türkleri çok eleştiriyorsunuz Esma Hanım. Yani öyle işte şey yaptı yani, kitabı böyle basmak istemedi. Şimdi Türkiye hakikaten Türkler, biz kralız, biz işte şuyuz. Yani ben biraz dışarıdan bakıyorum. Öyle bir yapım var. Belki bilmiyorum yani, bu ailemin dışarıdan gelmiş olması, bu kadar yerli olmamak. Belki sanatçı olmak böyle bir şey. Biraz eleştirel olmak gerekiyor. Kendime karşı da öyleyim. Ama burada çok fazla goy goy var tabii. Bu arada Berlin-İstanbul arası da bir hayatınız var. Değil mi hala? Uzun süreçti. 14 sene gittim geldim ben. Hem burada hem orada şu anda yaşadım. Şimdi 2013'ten beri sadece İstanbul'dayım. O Gezi'de tarla başında oturuyordum. Ve tabii tam böyle göbeğinde kaldım olayların ve çok etkileyiciydi gerçekten. Sonra bir daha gitmek istemedim. Yani aslında hep aradığım şeyi yine de her şeye rağmen burada. Öyle mi? Burada olduğunu hissettim. Şimdi herkes giderken ben evet, buradayım. Evet, son ben zamanlarda bulundum. Çok evet, giden oldu. Özellikle Berlin'e. Evet. Çok giden var. Yoga hocam bile Berlin'e gitti geçen. Fotoğraflara bakalım mı? Geri dönelim fotoğraflara. Arkadaşlar, kalan fotoğraflarına bakalım Esma Hanım'ın. Bunu görmüştük. İşte bu. Bu Murat Amungan ve Tuğrul Eryılmaz. Ben çoğunlukla Tuğrul Eryılmaz'la çalıştım. Keyifli. Onun da son kitabı çok etkileyici. Türkiye yakın evet. Tarihine özel bir bakış. Bu bu Müge İplikçi. Çok güzel. Müge Okyanus'a gitmişti. Benim adımı yazmış oraya. Burada herhalde o da 22-23 yaşlarında olduğumuz yani 92-93 falan olmalı. Müge İpikçi'ye de buradan selam sevgilerimizi. Evet, ona hakikaten Mükeciğim. Bu anneannemin annesi Bulgaristan'da. Haman ediyordum ben. Çok kıymetli fotoğraflar değil mi bunlar? Evet, böyle... bunlar kaybolacak diye zaten şeyden çıkarırken biraz korktum. Bu da o soldan üçüncü beyaz elbiseli, boyu uzun duran yani elbisesi gözüken de benim babamın annesi. Büyük anneniz. Evet, ama ben hiç tanımadım. Babam 3 yaşındayken vefat etmiş. Bir tek bu fotoğraf var elimizde. Çok az fotoğrafı var. Bu lisede bizim sınıfın kızları. Bu işte yatılı okul. Yok, bu yatakhane bizim. Yani yurt ötesi. Yerde de şey, çikolata kabı. Onu çok beğendim. Bu yine eylem. Yine bir kadın eylemi. Zaten böyle patchwork bir şey. Herhalde o 438'lerden biri veya o dönem yapılan kadın eylemlerinden biri. Peki, hukuk okumuş olmanız, avukat olmanız, polisiye roman yazmanıza da bir vesile oldu mu yani? Esinlendiniz mi hukuktan? Ya, hukuk okumak benim çok işime yaradı. Ya, bütün hayatımda yani çok zor bir tahsildi. Diyorum 8 senede bitirdim zaten. Bayağı aslında dönüp yani bayağı çalıştım son. 1,5-2 sene ders çalıştım. Ama çok işime yaradı. Hem bakış açısında falan. Çok evet yani insana analitik düşünmeyi öğreten bir bilim hukuk. Güzel bir düşünce ve o dönem çok iyiydi tabii hukuk fakültesinin hocaları. Daha özel üniversiteler açılmamıştı. Sonradan çoğu bilgiye gitti ama o dönem bizim fakültedelerdi. Çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Yani Türkiye standartlarında çok iyi bir eğitim aldım. Tabii Almanya'ya gidince fark ediyorsun yani aslında burada öyle komik şeyler yapmışız yani. Ama çok şeydi, bana iyi geldi yani hukuk tahsili. Polisiyelerde de tabii çok fazla hukuk
Hukuka başvurmak gerekiyor. Çünkü komiser oluyor, işte birileri gözaltına alınıyor. O terminoloji bile mesela bakıyorsun polis tutukladı diyor. Yani şimdi hukuk bilmenin böyle faydaları da var. Polis adam tutuklamaz, polis gözaltına alır. Bunları bilmek gerekiyor. Yani hukukçu olmaya gerek yok tabii ama biraz işleri kolaylaştırıyor. Bir dönem Londra'da yaşadınız mı? Sanki evet, ışın size öyle bir polis bilgisi verdi. Evet, evet. Bir roman yazdım ben, Cathy Hirschel serisinin dışında Savrulanlar, Ermeni soykırımı ile ilgili. Onu yazmak için kahraman oradaki İstanbul'dan Londra'ya göç ediyor ve orada işte kafelerde çalışıyor. Biraz o hayatı ben de yaşadım öyle 3-4 ay Londra'da kafelerde çalıştım. Cafe Nero'da baristalık falan yaptım. Roman fikriyle mi bunu yaptınız yoksa yaptıktan sonra araştırma bunu... yapmaya gittim yani oraya. Öyle bir şeyiniz daha var. Bir kitabınız için yine Savrulanlar. Başka bir kitap için Ermeni ustaların yanında işte bu aynı kitap. Aynı adam kitap. Çünkü yani büyük baba evet, tamam. Ermeni Kroy, Vanlı, İstanbul Ermeni kuyumcuların yanı. Ve sadekar deniyor işte takı yapıyor. Torunu da buradan Londra'ya göçüyor. Yani bir kuşaklar boyu bir göç hikayesini anlattım orada. Onu not almışız, Savrulanlar diye. Öbür kısmında not almamışım. Ben o yüzden başka bir kitap diye düşündüm kuyumcu kısmını. Sen de var mı? Polisiye yazıyorsunuz ama bunun yanında sadece polisiye de yazmıyorsunuz. Polisiye yazmadığınız eserler de var. Ben şunu merak ediyorum. Bir de polisiye ilginiz nasıl başladı? Polisiye hep seviyordum ben. Bizim evde de okunuyordu. Annem de polisiye okuyordu. Yani çocukken çok okudum polisiye. Ve yurt dışında da o kadar fazla, yani televizyonu açıyordum Almanya'da. Sürekli polisiye diziler çıkıyordu veya polisiye filmler. Ya yani o Almanya'da o kadar maruz kaldıktan sonra hani ilk ne yazacağım diye bir şey yazmak istiyorum. Aklıma bu kahraman geldi, Cathy Hirschel. Bir şey yazacağım ve bu dedim polisiye olmalı. Yani hem bu kadar seviyorum hem bu kadar izliyorum, okuyorum. Polisiye olmalı. Ve tabii türün çok müsait bir tür. Çünkü keyifli bir okuma, polisiye okumak. Çok böyle şey değil, ağır metinler olması gerekmiyor. Esprili yazabilirsin. Çok ağır konuları yani cinayet gibi bir şeyi sempatik hale getirebilirsin. Mesela ilk kitapta çocuk tacizi, tecavüzü benim. Yani bu kadar ağır bir şeyi daha sempatik anlatabiliyor insan polisiye de diye düşünüyorum. İlla dram ve gözyaşları içinde olmayabiliyor. Polisiyenin öyle bir özgürlüğü var. Türkiye'de polisiyenin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neredeyiz şu an polisiye yazarlığında sizce? Valla yurt dışında, özellikle Avrupa'da o kadar fazla polisiye okunuyor ve yazılıyor ki tabii yani oralarla karşılaştırınca diziler falan da daha gelişkin. Yani yalnızca kitap değil, oranın polisiye dizileri de Avrupa'nın daha. Şimdi Netflix'le birlikte de hep... Evet, Kuzey Avrupalıların değil mi o dizileri, Almanları çok fazla var. Yani Türkiye tabii çok zayıf daha yani polisiye konusunda. Peki yeni projeleriniz var mı yeni kitap? Ama pardon şunu da söyleyeceğim. Yani ben Türkiye'de biraz daha polisiye okunsaydı. Mesela bu işte Ergenekon falan o şeylerde, dönemlerde. Bana her zaman, şimdi hukukçu olduğum için de olabilir. Çünkü iddianamelere bir göz atmıştım. Çok komik geliyordu onlar. Yani bu nasıl inanıyor insanlar diyordum. Ama herkes inanıyordu. Ben şimdi düşünüyorum, ben polisiye okuru olduğum için onlara inanmadım. Çünkü gerçekten o kadar her şey yapılmış gibiydi ki yani yaratılmış gibiydi ki. Sunni duruyordu yani. Ve sanırım yani Türkiye'de daha fazla polisiye okunsa insanların zekası biraz gelişebilir diye düşünüyorum aslında. Gerçeklerle kurguları ayırabilecek hale gelebilir insanlar. Evet. Yeni kitap çalışması var mı peki? Yeni kitap var. Bir novella yazıyorum şimdi. Annemle Babamı Nasıl Öldürdüm ismi. Yani yine bir polisiye. Vallahi çok hızlı yazmayı umuyorum. Mart'a kadar çıkarmayı umuyorum. Umarım yaparım yani.
Polisi okullarına da müjde vermiş olduk diyelim evet, böyle. Ben gerçekten artık yani biraz hızlanıp Mart'ta bitirmek istiyorum. Şimdiden elinize sağlık diyelim. Sağ olun. Bitirelim mi Gökçe bugünlük, bu akşamlık? Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür için. Ederim. Çok güzel hoş oldu. Sohbetti. Çok keyifliydi. Sizi ağırlamak da bizim için öyleydi. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu akşam bir kadın konuğu Esma Ayk oldu. Kendisiyle hayatını, kariyerini, yazarlığını konuştuk. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.